Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Motovlog çekemiyorum. Ben de bir vlog çekeyim, bahçemi çekeyim istedim. Daha önce 4 günlük sokağa çıkma yasağında minik fideler almıştım. Şimdi yine sokağa çıkma yasağı var. Motovlog çekemiyorum haliyle. Bari şöyle bahçemi çekeyim. Fidelerim büyüdü. Hatta burada domatesler çıkmaya başladı. Şuradaki salatalarım çıkmaya başladı. Bazıları hiç büyümedi ama bazıları çok büyüdü. Birkaç saksıda kaldı. Bazılarını toprağa aldım. Hiçbirinde sıkıntı olmadı. Şu dev gibi bir domatesti. Bunu saksıdan toprağa aldım, kurudu. İnternetten araştırdım tekrar nasıl canlandırabilirim diye. Yumurta kabuğu, kahve, çay, akla gelebilen her şeyi tarif etmişler. Hepsini denedim, hiçbir işe yaramadı. Sonra annemi aradım. Annemle konuşurken domatesimin biri soldu dedim. Yani kurumak üzereydi. Annem de bol su versen kurtulur dedi. Yani onca yaptığım şeyin üstüne sadece bol su vererek bunu kurtardım. Yani bazı yerleri gitti ama yine de kurtuldu. Kurtulmuş olması da ayrıca sevindirdi beni. Bu salatam çiçek açmaya başladı. Bunlarla ilgilenmek de ayrı bir tutku. Biraz dağınık, yersiz bir düzen var. Ama toparlayacağım onları da. Bu benim oğlum. Biraz sinirli, asabi. Normalde Nazlı'mı sürekli çıkarıyorum. Günde 10 defa, 20 defa çıkıyor. Bunu çıkaramıyorum. Kafesi şu teli yoktu. Onu buldum. Bundan sonra bunu da çıkaracağım. Malum evim giriş kat, fazla güneş almıyor. Güneşten dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Ve bu aslanımın da D vitaminine ihtiyacı oluyor. O yüzden böyle kafeste çıkaracağım ki normalde evin içinde kesinlikle kafeste tutmuyorum. Evin içinde özgürce gezebiliyor. Ama mecburen böyle dışarı çıkardığım zaman kafese girmek zorunda, değil mi oğlum? Kızımı da çağırayım, onu da göstereyim. Nazlım! Nazlım! Kızım da adı gibi Nazlım. Nazlım! Gel bebeğim. Bu benim başımın tacı, gözümün nuru. Oy kurban olurum verene ya. Benim Nazlı kızım. Atla bakayım bir, atla. Atla. Bebeğim benim. Ne yiyorsun sen gene Nazlım? Şımarık. Benim kızım tüy dökmeye başladı. Sağ olsun evin içine etti. Biraz da dışarının içine etsin. Evet dostlar, bahçem bu. Ben çok seviyorum böyle bitkilerle uğraşmayı. Ama düzenleme işinden anlamıyorum. Böyle gelişigüzel dikmiştim. Şuralarda yol yaptım. Daha büyüdükleri zaman sulamak için falan, aralara girmek için. Güzel oldu bahçem. Şu saksıdakileri de alacağım. Akşam serinlik çöktüğünde. Şimdi güneşte sıkıntı çıkarır diye akşam bekliyorum. Şu salata da mesela çiçek açıyor ama boyu büyümüyor. Şunun da boyu büyümedi. Bu kuzu da evet çiçek açmış. Allah'ım şu güzelliğe bir bak ya.
Benim biricik kızım ya. Yaşama sebebi bu, yaşama sebebi. Nazlım, Nazlım. Bir poz ver. Bir poz ver, poz. Bakışına hayran oldum. Bitkilerimin en büyük düşmanı böcek değil, Nazlım. Sağ olsun aralarında geze geze 3 tane bitkimi ezdi. İkisi küçüktü de birisi büyüktü. Büyük olan da kırdı. Ayı. Zaten köpekten daha çok ayıya benziyor. İşte burası da benim küçük mini hobi bahçem. Elmalar da çıkmış. Ben çocukluğumdan beri böyle fırsat buldukça domates, salata, soğan, o an ekebileceğim hangi sebze meyve varsa onları ekiyorum. Çok ayrı bir huzur veriyor. Ayrı bir keyif. Fırsatı olan herkese kesinlikle tavsiye ederim. Hatta fırsatı olan, müsait olan herkese hayvanlarla dost edinmeyi tavsiye ederim. Bu gerçekten benim evladım. Değil mi kuzu? Sen benim kızımsın, değil mi? Sen benim bebeğimsin. O da benim oğlum. Sinirli, asabi, psikopat oğlum. Oğlum bir de konuşuyor. Gerçi evde sıkıldığı için bu aralar konuşmuyordu ama bak şimdi bahçeye çıkardım yine cici kuş falan demeye başladı. Nazım sen çok tüy döküyorsun bebeğim. Tüy dökmen olmasa Nazlım çok daha mutlu edeceğim beni de işte. Size Nazlım'ın hikayesini anlatayım. Bu evladı 2,5-3 yıl önce falan barınaktan aldık. Aslında alma niyetimiz yoktu ama bunu büyük köpeklerin içine koymuşlar. Büyük köpekler de bunu eziyordu. Kafesin dışından baktım. Bununla göz göze geldik. Gözünü hiç ayırmadı benden. Tam çıkarken geri döndüm. Ben dedim o köpeği istiyorum. Aldım. İyi ki almışım. Hayatımda yaptığım en iyi şeylerden kesinlikle ilk üçe girer. Kuzumu alırken veteriner eğer sıkılırsanız bakmak istemezseniz lütfen geri getirin, sokağa bırakmayın. Çünkü psikolojisi bozuk falan demişti. Ben de sebebini sormuştum. Daha önce iki kere evlat edinmişler bunu. İkisinde de bırakmışlar. Oysa asla bırakılacak bir hayvan değil. Yani şu kuştan bile korkar. Zerre cesareti yok. Asla sokakta yaşayabilecek bir cesareti, gücü, dayanağı yok.
Biz barınaktan alıp getirdiğimizde ben banyoya soktum bunu. Yıkarken kenelere, pirelere denk geldim. 50'nin üstünde pire, en aşağı bir 20-30 tane de kene temizledim vücudundan. Kuzum çok rahatladı. Ertesi gün veterinere götürdük, tıraş ettirdim. Vücudunda her yerinde yara var. Hatta şurada bir yerde de boydan boya bir kesik var. Veterinere sorduğumda çok işkence gördüğünü söyledi. Hatta o yüzden tıraş ettirmiyorum. Yani ben Nazlı'mı tıraş ettirdiğim zaman çok kötü hissediyorum kendimi. O yaraları gördüğüm zaman. Nazlı'mla biz geç kavuştuk. Ama iyi ki kavuştuk. İyi ki hayatıma girdi. Benim yeryüzündeki en yakın dostum. Hadi bir bak şöyle. Şu güzelliğin bir görünsün, bir bak. Cam parçam. Öyle işte dostlar. Daha önceki videolardan birinde bahsettiğim, fidelerini aldığım sebzelerim bunlar, büyüdüler. Küçük bir hobi bahçem oldu. Sizi oğlumla da tanıştırdım. Sinirli oğlumla. Nazlı kızım zaten daha önceki videolardan izleyenler görmüştür. Değil mi kuzum? O zaman ben kapatayım. Biraz bahçemle ilgileneyim. Evlatlarımla ilgileneyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hatta şu motoyla da yaptım. Bununla da yapayım.